Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Daha önce ikinci sayfada yaya defalarca da konuk olmuştu. Tiyatro sanatçısı. Tiyatro sanatçısı derken bir hoşumuza gidiyor. Evet. Yalçın Özden. Ve mesleki kariyerini biraz evvel sorduk kaç yıl oldu diye. Aman dur dur dedi. Yaşım ortaya çıkıyor ama maşallah diyelim size. Kaç yıl oldu? 50 yıla yakın, 50 yılı o civarda. 50. Geçti 50 civarda. De sanki böyle o civarda. Biraz geçti ama... O geçmiş olanlarına geçmiş olsun diyelim ya. Evet. 50 yeter. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İnsanlar inanamıyordur siz 50 yıl falan deyince. Ne oluyor biliyor ne musun? Ne oluyor? Herkes şunu diyor. Aynısın. Aa abi gerçekten aynısın. Evet. Ama nasıl ama? 100 kişi aynısın diyor. 101. bölüm. Abi çok yaşlanmışsın ya. Aa. Bitiriyor işte o. Hiç değil. Yok, bitirmiyor. Öyle mi diyorlar demezler ya. Ya. Tabii. Çok az. Hiç değişmemişsiniz. Yaş... Tabii ki kırışacağız, mırışacağız. Çok yani normal sonuçta. Ama. Yani siz gelirken ben bir şekilde dedim ki bir bakayım hani baba yaşı görünce dedi. Hemen arama senden, tarama. Senden tek bir ricam var. Böyle yaptım. Aa, sakın maşallah deme. Biraz evvel dedim niye geri kıl? Alıyorum. Ya ama maşallah dedi. Size aa. Yemin ediyorum daha dün sıcağı sıcağına bak. Başımıza gelen olay. Yapma ya. Ben Dünya Kupası maçlarını tamam. Büyük keyifle izliyorum. Evet. Dün de Arjantin-Suudi Arabistan maçı var. Sen zorladın. Dişçiye gidiyor. O da pek sevmez ama benim ısrarım canım, üzerine. Arkadaşımız selam. Der ya onun ısrarı üzerine bir bakar. Dişçiye gitti Kıvanç Bey'in yanına. Dedim ki Allah aşkına ben de Arjantin'i destekliyorum. Messi'yi seviyorum ben. Ama Yalçın Bey günlerden bu yana diyorlar ki ikisi de Derya'da Gülşen. İzle de izle. Ya kardeşim benim futbolla bir yere kadar magazinini futbol, seviyorum. Neyse 1-0 şey önde Arjantin. Evet. Çok zorladılar. Dişçi de açmış. Aa Messi'yi gördüm şimdi dedi. 2 tane gol. Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan'da tatil ilan tatil edildi. Büyük olay. Ben dedim ki Messi ne hoş gözüküyor. Bir arada teknik direktör kulübesinde birilerini gördüm. Vay be adamlar ne havalı artist gibi dedim. Bu kulübede birileri duruyor futbolcu mu dedi. Yok teknik adam onlar. Ya ben şimdi çok kötüyüm. İnanın kendimi çok kötü hissediyorum. Bak kriz kriz. Gerçekten yaşlı. Öyle diyorum ben size. Hah, aynen. Şey de var çok fena. Kalbim çarpıyor. Midem de şey reflü var. Ha, tamam. Bak hemen görüyorsun. Kurtardınız. Oyunculuk hemen nasıl? Aynen. Ne yapayım? Şimdi, yırtmam lazım. Şimdi dizlere baktığınız zaman. Ne güzel burada hemen bir şey canlandırdınız oynadınız. Dizlere baktığınız zaman. Diyor musunuz? Sadece güzel, sadece yakışıklı diye seçmişler diye. Demez miyim? Diyorum yani. Artık tamam, yetenek sonra de... geliyor herhalde. Önce şey diyor yapımcılar, kız hanım seçiyorsalar su gibi olsun. Aynen öyle. Tabii, erkekler böyle çakı gibi olsun filan. Tabii ki güzellik kavramı da önemli. Çünkü hanımlar erkeklere, erkekler hanımlara karşı böyle bir... ilgi duyacaktır. Hı-hı. Belki izlenme oranı artacaktır ama esas altyapı o duayen oyuncularda. Kesin. Evet. Onlar sırtlıyor götürüyor zaten projelere. Yan kadrolarda tiyatro var. Kesin. Tiyatrocular kesin. Var. Kesinlikle. Şimdi Oya Başar'dan da bir çıkış geldi. Diyor ki güzeller var, oyuncular var. Ekranda diyor. Evet. Gerçekten evet, güzel doğru. Olup varlık güzeller, gösteren var. Oyuncu. Bir de oyuncular var. Dikkat edin dizilerde genelde sağlam bir tiyatro kadrosu, altyapısı ayarlanıyor. Sonrasında üstüne güzelleri koyuyorlar. Güzel. Onlar da zaman içerisinde öğrenecekler zaten diyor. Tabii. Bazıları öğreniyor, bazıları eleniyor gidiyor. Taktik yani. Sonuçta iyi kötü bir oynayabilenler zaten geliştiriyorlar kendilerini. Onlar tamam kalıcı oluyor. İşte Kıvanç gibi. Evet. İşte Kenan gibi. Var öyle. Kimi beğeniyorsunuz başka? Ben şimdi en son şeyi bir dizi izliyorum. Orada Kadir Doğulu var. Evet. Çok janti bir karakter oturtmuş. Hoşuma gitti. Çünkü o da sonuçta sonradan evet, değil mi? Evet tabii alaylı o da. Tabii eğitim ama öyle yok. Güzel bir o iş adamına öyle farklı bir karaktere büründürmüş ki. Ben orada farklı bir şey izledim ve izliyorum. Hoşuma gitti. Kadınlardan kim beğeniyorsunuz? Gençlerden özellikle. Gençlerden Tuğba Büyüküstü'nü beğeniyorum. Çünkü o da geliştirdi. Evet. Oyunculuğunu geliştirdi. Başka? O kadar çok isim var ki. İnsanın var. Bazen evet, evet. Aklına bile bazen gelmiyor. Yeteneğiyle aklınızda kalıyor. İsmini unutuyorsunuz. Mutlaka tabii, onlar tabii. Arasında bir de da. Bazılarının ismini bile bilmiyorum. Evet olabilir. Onlar zaten... Bir de
dizileri hep izleyemiyorum ki hepsini yani. Yalçın Bey peki meslektaşınız, kariyeri neredeyse sizle yakın. Erhan Yazıcıoğlu da programımıza konuk olmuştu ve bir konuşmasına demişti ki evet yine güzel kızlar, yakışıklı çocuklar olsun, biz yan kadrolarda olalım. Fakat şöyle bir ayıp yapılıyor, yapımcı bizi çağırıyor. Başrol oyuncularına bölüm başına 240-250 gibi rakamlar teklif edilirken yapımcı benimle bölüm başına 15.000 TL üzerinden indirim yapmaya çalışıyor. 10.000'e inersen çok iyi olur abi, bütçemiz bu kadar. Ve ben 50 yıllık tiyatrocuyum, bu bana yapılır mı diyor. Başınıza hiç böyle bir şey geldi mi? Yani hepimizin geliyor. Çünkü şöyle geliyor. Belli başroller dediğiniz gibi deveyi şey hamuduyla götürürken yıllarını vermiş bu işte insanların kalbinde yer etmiş. Hı hı. Değerli sanatçılar, yani hepsi değerli de benim için, hani emek vermiş insanlar diyeyim, üstatlar diyeyim, bunlara gelince nedense sıkı bir pazarlık oluyor. Öyle yani. Evet. Böyle neden maalesef. Şey diyorlar, zaten bizim adamımız, yıllardır tanıyoruz birbirimizi, bir de, yap bir güzellik. Bir de yap bir güzellik, bizdensin, işte abi işte senin rolün çok güzel olacak, burada karakter esas sensin filan. Böyle şeyler olunca tabii rakamlar düşüyor. Şimdi duayen sanatçıların da sonuçta çalışmaya ihtiyacı var. Tabii. Para ihtiyaçları var. Sonuçta kabullenmek zorunda kalıyorlar. Evet. Eskiden ne rakamlar duyardık, şimdi nasıl rakamlar duyuyoruz? Hatta bazen öyle rakamlar duyuyoruz ki diyoruz ki bütün dizi boyunca toplam para bu muymuş? Hayır, bölüm başına diyorlar. En son mesela dudak uçuklatan bir rakam. 1 milyon şey, bizim Can Yaman 1,5 milyon lira alacak bir dijital platformda El Turco isimli bir dizide rol alıyor. Bölüm başına 1,5 milyon lira kazanacak. Evet. Bu da neden biliyor musunuz? Hı. Can Yaman tabii ki o saçları falan uzatınca daha karizma oldu. Kas yapınca. Reyting yapıyor o zaman adam. Yani sadece çok hayranı var. Yani. Bir de sadece burada değil, o hayran kitlesi İtalya var. İtalya'da da ve İtalya'da artık rüştünü ilan etti çocuk. Yani Papua bunu kabul edelim. Yine de bile Can Yaman acayip tutuyormuş. Siz bir siz 1,5 milyon TL değil mi? 1,5 milyon TL'yi duyunca 50 küsur yıllık Yalçın Özden aklınızdan ne geçiyor? Bu 1,5 milyon TL'yi benim alabilmem, kazanabilmem ya da böyle bir anlaşmaya imza atabilmem için şu kadar çalışmam gerekiyor. Amerikalı olmam lazım. O kadar. Türkiye'de zor. Bir kere şu da var. Mesela bir ciddi mafya filminde birkaç komedyen oynadı. Olgun Şimşek oynadı. Galiba birkaç arkadaş da oynadı. Çok da başarılıydılar. Evet. Ama bize gelince diyorlar ki yüzünüz klişe. İşte Allah Allah. Ya klişe olsun orada, ben şu bıyık bırakırım. Mesela şu anda birçok oyuncuyu görüyorum. Başka bir diziye geçtikleri zaman bir bakıyorum saçların rengi değişmiş, işte sakallar bırakılmış. Yani biz de bunu yaparız. Yani bir de oyunculuk tecrübemiz var. Televizyona göre oynarız, daha ekonomik oynarız. Şöyle mi sanıyorlar? Yani, bunların kalıpları var, o kalıpların dışına çıkmazlar. Bir de şey sanıyorlar. Tiyatro oyuncuları biraz daha tabii canlı performans olduğu için millet uzaktan izliyor, seyirci. Daha biraz büyük oynarlar ya. Hı hı. Adamlar yani her türlü oynar kardeşim. Tabii. Oyuncuysa ekonomik de oynarlar, abartırlar da. Yani öyle bir şey yok. Tiyatro oyuncuları oynar ya. Siz neden dizilerde daha az varsınız? Yani daha çok yer almanız gerekirken bu kadar yıllık emeğe. Birkaç yerden hep onu duydum. Mesela Kemal Sunal kadar yüzünüz komedi anlamında klişe olmuş diyorlar. Değiştiririm kendimi ya. Sen parayı ver. Bak ben ne kılığa 1,5 milyon gelsin, yüz nakliyle yaptırır insan tabii. Yalçın gidip ya. Başka yani şimdi gelecek. Can Yaman oyunculuk kariyeri Happy Top'u 8 yıl. Evet. 2014 yılında Gönül İşleri dizisiyle tanıdık onu. O zaman orada dikkat da, çekmedi değil mi? Orada da şöyle söyleyelim, orada da yakışıklılığı işe yaramadı. Dediler ki biz burada Bedri karakteri için senin gibi yakışıklı bir tip düşünmüyoruz. Çirkinleş gel dediler. Çocuk gitti, kilo verdi, o kaslarını eritti. Ondan sonra saçı sakalı kesti. Ben ancak bu kadar çirkinleşebilirim dedi ve dizinin kadrosuna girmeyi başardı. 8 yıl sonra geldiği noktaya bakıyoruz çocuğun. Şu an İtalya'da yürüyemiyor yoğun ilgiden.
Onu kaldığı otelin önünde hayranları böyle sıraya girmiş onunla fotoğraf çektirebilmek için. Sadece hani öyle şey fotoğraflar geliyor ya, bazı bizim oyuncular gittiği zaman işte birkaç kişiyle fotoğraf çekiyorlar. O fırtına gibi esti işte, İtalya'yı fethetti. O gerçekten fethetti çünkü orada çok ünlü markaların yüzü de oldu. Evet. Bir İtalyan giyim markasının yüzü oldu. Bir tekstil otomobil markasının yüzü oldu. Orada ünlü bir makarna markasının yüzü oldu. Yani şu anda attığı her adım başına para kazanıyor. Bir programa katılıyor orada. 100 bin euro veriyorlar programa katıldığı için. Üste bir de para veriyorlar ona programa katıldığı için. Bu hafta yine katılıyormuş o programa. Öyle mi? Şimdi dünyaca ünlü o marka. 29 milyon takipçisi var Instagram'da o markanın ve 3 gündür sayfasını Can Yaman'lı fotoğraflara ayırdı. Türkiye'nin 3'te biri hayranı var yani. 29 milyon. İnanılmaz bir hayranı var. Evet. Birkaç yıl önce Zafer Algöz yaptı, Arka Sokakların Yıldızı yaptığı röportajda ona şunu sormuşlar. Arka Sokakların ve sizin bu kadar istikrarlı başarınızın sebebi ne? Şimdi Uğur Böcekleri hep aklıma geliyor size bakınca. Bir Uğur Böceği vardır ve birisinin omzuna konar. Evet. Değil mi? Diye o da Can Yaman'ın omzuna kaldı. Şu sıralar her an kalkıp konmuş. Başkasına konabilir. Yani şimdi hani yermeyi çok seviyoruz ama bence övgüde de bonkör olmalıyız. Şöyle bayılırız karalamaya ama alkışlamayı hiç sevmeyiz. Doğru. Bu çocuk alkışı hak ediyor. Hak ediyor tabii. Kesinlikle hak ediyor. Tartıştığı noktaları olabilir ama bu onun başarısını görmezden gelemezsin. Böyle önemli anlaşmaları imza atarsın. Çünkü Avrupa'ya gitmiş İtalya gibi bir ülkede ki İtalya'daki erkekler de yakışıklı. Avrupa'da. Buna rağmen orada onların üstünde bir efor, onlar bir başarı. Onlar sinir oluyor biliyor musun? Gıcık oluyorlar. Gıcık oluyorlar. Biz övünürüz. Biz övünürüz yani. Can Yaman helal olsun. Yani. Peki helal biraz olsun. Da helal olsun evet. Biraz evvel oyunculardaki değişimden bahsettiniz. Siz de diyorlarmış hep yüzün klişe, hep insana gülmeyi hatırlatıyorsun. Değiştireceğim bu şeyi. Hayır gayet iyisiniz. Gayet iyisiniz. Bazı oyuncular da daha genç gözükeyim. Daha böyle gündemde olayım, kozmetik markalarına da imza atayım derken kendilerinin değişimi konusunda ölçü kaçabiliyor. Çok fena. Laf ne yazık ki Burçin Terzioğlu'na geliyor. Burçin Terzioğlu bir kozmetik markasının davetinde görüntülendi ki reklam yüzüydü aynı zamanda. Fakat sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda yüzündeki değişimde dikkatlerden kaçmadı. Sayfalarda yer aldı. Eski Burçin, Poyraz Karayel'deki Burçin gitmiş, başka bir Burçin Terzioğlu. Burçin eski yani haline ben bir erkek olarak çok çekici ve hayrandım. Evet. Çekici buluyordum, oyunculuğunu da beğeniyordum. Şimdi söyleyince tabii gözümün önüne geldi, yeşil gözlü olması lazım. Evet, boş bir kadındır. Hiçbir şeye gerek yok bence. Evet. Biraz önce ikili fotoğrafı tekrar ekrana getirirsek orada çok bariz bir fark var zaten. Evet, yanaklar arasında fark var özellikle. Allah. Şuralarda bir kere dolgular. Şu daha güzel elmedi. Abi. Kesinlikle çok. Daha güzel. Eski hali çok güzel. Çok. Ama öyle kalmıyoruz diye işte ya. Öyle kalamıyor insan. Bir de şey var, başladı mı devam ediyor biliyor musun? Tabii, buramı hastalık. Da şuramı da oramı da derken başka bir aslında kimliklerini de değiştirmek lazım. İsim soyadı falan bu çünkü o değil. Bazılarını yemin ediyorum. O değil ha. Yani bambaşka bana diyor Müge bazen fotoğraf atıyor bizim gruba. Oy. Diyorum ki bu kim ben seçemedim. Pardon bunu. Diyor. Mesela ben eşimle ondan boşandım. Ne? Bir gün bir uyandım. Ciddi misin? Başka biri. Kalk dedim sen kimsin? Karım görecek kalk. Ya benim dedi benim. Olamaz. Yalan tabii. Yani tabii yalan. Ama güzel parantez açıyorsunuz. Evet, 3 kişinin hayatını kaybetti efendim. 9 kişinin yaralandığı trafik kazasının detayları ortaya çıktı. Baş Belası adlı oyun ekibinden 3 tiyatrocunun hayatını kaybettiği kazada aracın sürücüsü Aykut Bektaş'ın 8'de 8 kusurlu olduğu ortaya çıktı. Tutuklu Bektaş'ın ifadesinde 110-120 gibi hızla gidiyordum. Tır aniden önüme kırınca kaza oldu. Çok üzgünüm dediği öğrenildi. Çok üzgün olsan ne olacak? Evet. 3 can gitti. Evet. Yani 8'de 8 kusursa evet. Tamamen suçlu sürücü. Evet. Orada bizim 80'lerden Ceyhun da var. Evet. Evet. Tabii rahmetli olanlara rahmet diliyoruz. Aynen. Yakınlarına ve tiyatro dünyasına başımız sağ olsun diyoruz. Tolga Güleryüz, Burak. Evet. Özgür kardeşim, hepsi, onları yitirdik. Çok acı.
Bir tanesi ama galiba toparlanmış, o ağır olan. Sergen de dün ameliyat Sergen oldu. Sergen Deveci. Saat 11.30'a doğru telefon aldık. Ameliyatı bitmiş. Profesör Doktor Azmi Ofluoğlu'nun. Doktorundan açıklama da var. Evet, doktorundan açıklamayı da dinleyelim o dinleyelim, zaman. Getirelim. Tamam, dinleyelim. Kıymetli tiyatro sanatçısı Sergen Deveci hastanemize dün akşam ulaştı. Kendisinin boynunda, omurgalarında kırık var. Bu kırığa bağlı olarak bir ameliyat olması gerektiğine karar verildi. Tüm hazırlıkları yapıldı. Kendisini az önce ben de ziyaret ettim. Orali gayet yerinde, espriler yapıyor. İyi olacağına inanıyor. Profesör Doktor Azmi Hamzoğlu hocamız omurga cerrahisi konusunda zaten isim yapmış bir hekim. Kendisini birazdan ameliyata alacak. Umarım ameliyatta başarılı geçecek. Bütün dileklerimiz onun iyileşmesi yönünde. Her omurga ameliyatının şahsa özel kendine ait riskleri vardır. Çünkü her omurga kırığının da yeri ve boyutları birbirinden farklıdır. Arkadaşımızın başka hastalıklarının olmaması, mevcut yaşının genç olması gibi özellikler onu bu ameliyat açısından daha düşük riskli kılıyor. Ama tabii ki her ameliyatın kendine ait riskleri vardır. Omurganın içinden geçen sinirler kollara, bacaklara ve aşağıya doğru yayılıyorlar. Bu sinirlerin zarar görmemesi için tedbirler alınarak gerekli cerrahi müdahale yapılacak. Her ameliyatın kendine ait riski var. Bunun için bir yüzde vermek, bu ameliyat %100 başarılı olacaktır demek mümkün değil. Ama en iyi yerde, en iyi emin ellerde bu ameliyatın riski başka hastanelere göre biraz daha düşüktür. Evet, Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Şişli'de özel bir hastanede tedavisi sürüyor. Çok uzun saatler süren bir ameliyat gerçekleşti. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah bir an önce ayağa kalkar. Kazaya dair de şunları öğrendik. Şoför gerçekten hızlı gidiyormuş. Ve kazadan dakikalar önce araçtaki arkadaşlardan bir tanesi çok hızlı gidiyor, öleceğiz demiş. Ne demiş? Çok hızlı gidiyor, öleceğiz. Al. Evet, uyarmışlar. Ve şöyle söyleyelim, Sergen Deveci de önde oturuyormuş ve uzanmış, uyuyormuş, uykuda, yorgun. Kazayla beraber yapamadı. Tavana sıçrıyor, tavana vuruyor, bütün vücut tavana vuruyor. Omurga, o anda tabii, o anda kırıklar oluşuyor zaten. İnşallah sahnelerde en yakın. İnşallah, inşallah. Ameliyat dün saat 11-11.30 sularında uzun bir ameliyat ve çok önemli bir ameliyat bitti. Şu an hastaneden de bir arkadaşımızla yazışıyoruz. Şu an yoğun bakımda diyor ama her şey yolunda. Güzel haberler gelsin, evet, inşallah. En kısa sürede iyi ayağa kalksın. Belirtiyorlar. Bu da tekrar mesleğine dönsün. Geri dönsün. Sergen'in ve kaybettiğimiz tiyatrocuların ardından tiyatro ve oyuncular dünyası sosyal medyada çokça şey paylaştı ama bazı oyuncuların paylaşımında o ulaşım sırasında yaşadıkları zorluklar, işte güvenliğin çok yeterince ele alınmadığı, önemsenmediği gibi de satır araları vardı. Siz de sürekli turnedesiniz. Biz de aynı anda Trabzon'dan oyundan geliyorduk. Onlar da Samsun'a geliyordu Çorum'dan. Yani aynı saatlerde. Biz böyle İstanbul'a giderken onlar böyle Samsun'a gidiyormuşlar. Biz de şey yapıyoruz, bir oyunculardan da değiştiriyoruz direksiyonu, iyi sürücülerden. Hı hı. Çünkü uyuma riski çok, gece yolculuğu. Ya da bir an dalma riski. Bir dakika, iki tane şoför alıyorsunuz yanınıza ve değiştiriyor musunuz? Üç tane. Üç ama tane hayır, şoför. Üç derken var. Oyunculardan da ama iyi şoförlerden. Hı hı. Ama şimdi bu bir kurumun mutlaka minibüsüydü, evet, kiralanmıştı. O yüzden o şoför sorumluluk alıp birine direksiyonu vermez. O yüzden de böyle risk. O zaman bu işin delikanlılığı, onuru, gururu olmaz. Uykun mu geldi kardeşim? Evet. Çek kenara. Bu burada kadar uyku gelme durumu falan yok. Bu bir an önce gidelim, bir an önce varalım durumu var burada. Ya o da çok yanlış yani. Bir minibüs sonuçta toplu taşıma yapıyorsun. Evet. Can taşıyorsun. Tabii o hızı yapmayacaksın kardeşim. Kesinlikle, evet. Kaç canı taşıyorsun? Tek başına gitmek istiyorsan
yapacağını o da değil. Çünkü da, tek başına tabii. giderken de başka yandaki araçları tabii, şey yapıyorsun, tabii. tehdit ediyorsun. Şimdi sen üzgün olsan tamam 8'de 8 kusurlu. Evet. Neyi değiştireceksin ki? 3 tane can gitmiş, bir tanesi ağır. Ceza da çekse ne olacak? 3 evet. tane can gitti. Giden gitti, geri gelmeyecek evet. ki. Yani. Trafik kazalarında verilen cezaları da görüyoruz. Tabii tabii. Yani işte onlar da biraz 8 olduğu için yine tabii bir ceza alacak ama trafik cezası olduğu için dediğiniz gibi. Yalçın Bey, birisinin, bir kişinin bile hayatına son verdiyseniz yaptığınız tamam. bir hata tamam. sonucu istersen 50 yıl yat. Şu anda 3 kişi. Vicdanın bunu yetinir, kaldırır değil mı? 3 kişi. 3 kişi. 3 oyuncu yok. Evet. Şimdi Belçin Bilgin de, meslektaşınız Belçin Bilgin de Kapadokya'dan İstanbul'a dönmek için havalimanına giderken bir evet, kaza geçirmişti. Evet. Bu kaza sonucu beli kırılmış çıkmıştı onun da. Aylarca korseler falan kullanmıştı. Tabii. Meslektaşların geçirdiği trafik kazası sonrası ölenlere rahmet dileyen Belçin bir konuda da sizleri, meslektaşlarını uyarıyor. Diyor ki 6 ay önce geçirdiğim belimin kırılmasına sebep olan kazadaki araç maalesef aynı tipte. Hmm. O yüksek araçlar. Minibüs. Hmm. Tipte Aydınlık Evler oyunu turnesindeki de öyleydi. Yalvarıyorum bundan sonra en azından o minibüsler ile şehirler arası yol yapılmasın ve herkes kemerini taksın. Evet, kesin. Çok kesin. Önemli bir uyarıda bulunmuş. Kesin kemersiz minibüs olmasın. Yani o toplu taşıma yapan minibüsler nasıl çocuklara servis yapanlarda kemer şeyi var, mecburiyet var. Onlar da taksın. Çevrildikleri zaman da cezayı yesinler. Yani takmayan değil mi? Takılsın, şoför uyarsın, cezayı sonuçta şoför yiyecek. Kesinlikle takılsın. Eğer kemer olsaydı farklı olabilirdi. Evet. Evet. Şimdi sizi ekranda görünce aa Uğur Böcekleri diye yazıyorlar. Şimdi evet. bizim çocukluğumuz biz gayet iyi hatırlıyoruz tabii, ama tabii. kaç yıl sürdürmüştünüz Yalçın Bey? 20 yıla yakın. Türkiye'nin hiç ayrılmadan. Ateş evet. böcekleri de çok uzun ama evet. biz hiç ayrılmadan 21 yıl en uzun soluklu, en kreatif bir de kostümleriyle, yeni yeni skeçleriyle Fahrettin Aslan'ın bir kere göz bebeğiydik yani. Evet. Kapış gidiyorduk. Bütün solistler bizi istiyordu. Hatta Fahri Bey şey demişti. Ya siz bunlarla ne yapıyorsunuz ya? Hepsi sizi istiyor. Her hafta televizyonda. Ne güzel. Her yeni programda yeni programlar. Yeni skeçler, yeni şovlar. Hep zirve. Tabii. Hep interaktif, hem güncel. Ne kadar sanatçı ve politikacı varsa taklitleriyle ama şey, dramatik yapıyla. İşte tiyatrodan gelmenin faydası buydu. Tabii. Hangi solistle çalışmak, o solistin kadrosuna yer almak çok zevkliydi? Vallahi hiçbiri bırakmıyordu. En çok Gönül Yazar'dan keyif aldım. Hı. Bir de Bülent Ersoy'un ilk haliyle çok çalıştık. Hı. Ondan sonra başka Gönül Yazar, Bülent Ersoy, Emel Sayın çok çalıştık. Ama en çok çalıştıklarımız Bülent Ersoy ve Gönül Yazar. Gönül de müthiş bir showgirl'dü. Öyledir. Hiç unutamadığınız bir anı istiyoruz. Bir hikaye var mı böyle? Onlara dair? Aklıma böyle geldi, zaman zaman biraz. Aklınıza geldiğinde böyle sizi güldüren, gülümseten. Çok güldüm, şok da oldum aslında. O kadar çoktur ki anı. Şimdi Gönül Yazar sahnede, Zeki Müren de rahmetli, o da izlemeye gelmiş. Gönül Yazar iki parça giysi giymiş, tamam mı? Şimdi ikisi de şovda çok iyiler tabii biliyorsunuz. Gönül Yazar birdenbire üstteki giysisini şöyle bir açtı kapadı. Nasıl ama dedi, çok güzel değil mi dedi. Zeki Müren de... Tabii çok hazır cevap. Tabii. Birden gömleğini şöyle tuttu. Çok yaşlı düğmeler uçtu. Bunlar makbul yavrucuğum sarkmamışlar. O zamanki çok hazır dönem cevap. İçin çok şey. Evet. Tabii. Herkes şok, seyirci şok. Şu gazino anılarını yazsanız güzel kitap çok çıkar. Çok var, çok, çok tabii. Evet, aynı kazada hayatını kaybeden efendim Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ne dedi Zeynep Gülmez? Kabullenmek çok zor, acıyı yazmak. Kelimeler anlamsız gelir, boş. Ben seni affettim, affet beni.
Yani bu satırlar o kadar tartışıldı ki. Evet. Sayfasını zaten yoruma kapatmak durumunda kaldı, sınırlandırdı. Evet. İnsanlar hep hayattayken kıymetini bilelim diyoruz ya. Niye yaşarken bunu yapıyoruz evet, ki? Evet, evet. Ölüp gittikten sonra ona sevdiğimizi söylesek, ben seni affettim desek ne fayda eder? Bu yüceliği yapanlar az da olsa var ama keşke herkes yapsa. Yaşarken. Ya da şöyle, kendi başına kaldığında duanı ederken onu öyle kendince paylaşsan sosyal medyaya. Hakkımı helal ediyorum diye. Ölümün arkasından. O da değil. Artık öldükten sonra hakkımı sana helal ediyorum, affettim seni, affetmedim. Bu paylaşacak cümlemi bilmiyorum. Çünkü Tolga Güleryüz'ün İzmir'de toprağa verilirken o babasına acılar içinde sen kalk ben yatayım oğlum Allah benim canımı alsın diye bağırırken eski bir eşin kalkıp ben seni affettim ya bu saatten sonra affetmek affetmemek biz kullara mı kalmış bir şairiyeten? Yaşarken onun kavgasını ver. Eyvallah. Ama gencecik bir can gitmiş, ailesi acılar içinde kıvranırken senin affetmek, affetmemek terazisine oturtman çok değil, mu önemli bir şey? Yani. Zaten onu konuştu insanlardı. Yani önemli olan hayattayken kalp kırmamak, Allah rahmet eylesin, kırdıysak da özür dilemek ve af dilemek hayattayken. İfade etseydi, evet. Rahmet dileseydi dediğiniz gibi bence çok daha... Güzel bir davranış. Yani anne baba yanarken kişinin ölünün arkasından affettim, affetmedim gibi. Orada böyle... şu çıkıyor, hesaplaşma var, affettim artık diyor. Yani öldükten sonra. Ama keşke o hesaplaşmayı şurada yaşasa. Değil mi insan? Değil mi? Yani orada şurada o yazdığı mesaj, kelimeler anlamsız gelir, boş kısmında bitseydi keşke. Acımız sonsuz derim. Evet. Yani, evet yani diyecek bir sürü şey var. Evet, sizin de rol arkadaşınız aynı kazada yaralandı. Ceyhun Fersoy da yaptığı paylaşımla kazanın öncesinde hiç unutamadığı bir andan bahsediyor. O da çok ilginç. Diyor ki acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım aklımdan geçmezdi. Seni hep güzel hatırlayacağım. Kazadan 10 dakika önce bana elini versene dedin. Anlamadım. Hissettin mi? İçim acıyor Tolga. Çok yanıyorum. Tabii onların da unutması imkansız. Hissetmiş. Evet. 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 Yani insan Allah korusun hayatının bir anda kararması şu da yanındaki arkadaşın bir anda gidiyor yok oluyor. Yıllarını, anılarını, işini, gücünü, ekmeğini paylaştığın arkadaşın. Ve 10 dakika önce üstünde elimi tutsana diyor. Ya. Yok hayatım boyunca çıkamaz o insanın aklından. Ya çıkar mı? Çıkar mı? Hissetmiş demek ki. Evet. Ya onlar bir turne demek kolay iş değil ki. Çıkıyorsunuz gece oyun bitiyor. Diğer yere yetişmek adına geceden yola çıkıyorsunuz. Uzun etap biz neler yaşadık. Ta Ağrı'dan Bergama'ya geldik ya gece çıktık. Sabah hiç uykusuz. Bizde bir de gündüz çocuk oyunu, gece yetişkin oyunu var. Ne kadar tehlikeli aslında. O çocuk oyununa yetişmek düşün. Gece çıktık, saat 12'de Bergama'da çocuk oyunu var. Akşama yetişkin. Hepimiz böyle uykusuz. Çocuk oyunda gerçi oynamıyoruz ama oynayan arkadaşlar var. Yorgun. Ya düşün her şey olabilir. Bir şey olabilir. Tabii ki. Ya büyük bir özveriyle Anadolu'ya. Biz tabii gideceğiz. Evet. Gelen isteklere yanıt vereceğiz. Biz arayacağız. Çünkü oradaki insanların da tiyatroya, gülmeye, tiyatroyu biraz görmeye ihtiyaçları var. Biraz evvel dediniz ki daha tiyatroyu hiç izlememiş bir köye gittik dediniz evet, değil mi? Evet. Var mı hala? Kastamonu'da oynuyorduk. Hı. Kaymakamdan bir rica geldi. Ya dedi öyle bir köy var ki hiç kimsenin gitmediği, ulaşmadığı bir dağ köyü. Hı. Orada çocuk tiyatronuzu oynar mısınız dedi. Koşup gittiniz. Aa ne demek dedik. Böyle bir şey zaten turne yapan tiyatrolar bunlardan kaçınmazlar. Hı. Ve biz yola çıktık. Eyvah öyle bir yol ki çamur bir yol. Şey değil. Asfalt yol, yok. Toprak bir de yağmur yağmış. Ara ara çukura düşüyoruz. Sol tarafta oturanlar aşağısı uçurum. Alttaki köyler flu görünüyor. Ve böyle yapıyorlar falan düşeceğiz gibi. Gittik. Dekor kuruldu. Çocuk oyunu oynanacak. Sürpriz. Kimler geldi biliyor musunuz? 7'den 77'ye. 80 yaşında amcalar, teyzeler yer almışlar. Ay, ne güzel. O çocuk oyununa güldüler, eğlendiler ya. Evet. Sahne çok büyülü bir yer. Değil mi? Sahnenin,
nasıl büyülü bir yer olduğunu gösteren bir görüntüyle devam harika, edelim. Harika değil mi o yetenek? Christy Sellers'ın yaptığı dans gösterisi ve animasyon efendim şov izleyenleri büyüle. Yetenek böyle bir şey değil mi? Dişem tabii ya. O dalda virtüöz artık. Sanıyorsun evet. ki sadece çıkacak taklit. Bir direkt dans yapacak falan değil sanıyorsun. Öyle, evet. Zaten jüri üyesini saymanın falan surata bakarsan neredeyse esneyecek en başta. Böyle hani sıkılacak. Hem böyle bir ön yargılı bakıyor sonrasında değişiyor yüzü. Sıradan bir direkt i̇şte, dansı evet. gibi. Direkt dansı var, direkt dansı var. Direkten direğe fark var. Pardon, danstan dansa. Demek daha doğru. Atla direkt dansı gelmiyor. Bu başka bir şey yani. Evet, başka bir performans. Bir de background'da ya yani arkadaki fondaki müthiş. Değişimler de güzel uygun olmuş. Güzel değil mi? Ama tabii bu işler evet. para işleri. Hem basit para, hem zordur. Ekip tabii hem yetenek. Uzman tabii. Hepsi. Peki programımızın başında yazıyorlar hadise ile ilgili bir habere yer verdik. Seyirciler yeni açanlar yazıyorlar. Habere yer vermediniz mi? Ne oldu? Ne bitiyor diye tekrar edelim haberi. Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'la 11 yıllık evliliği O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yaptığı hadise yüzünden bitti. İlk kez geçen yıl 17 Nisan 2021 tarihli Hürriyet gazetesinde yer almıştı. Haberde Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le evliyken hadiseyle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da birlikte tatil yaptıkları iddiası da yer alıyordu. Bu iddiayı önce yalanlayan hadise yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım'la birlikte olan hadise sosyal medya hesaplarından Ebru Gündeş'le olan fotoğraflarını silerken Ebru Gündeş de konu hakkında hep sessiz kalmıştı. Hadisenin Reza Zarrab'ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika'da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası da gündeme geldi. Bugün yine Hürriyet Gazetesi'nin ikinci sayfasındaki haberi istinaden okuyalım. Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab'ın "beni de bitirdin, kendini de" diye sitem ettiği hadise "seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan'ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma" dediği öğrenildi. Hadisenin "resim de varmış" diyerek Reza Zarrab'ı uyardığı ve ikisini Amerika tatilinde sahilde el ele yürürken gösteren fotoğraf karesinin de dava dosyasında yer aldığı iddia edildi. Bu haber hadisede, bugün yer aldı. Hadisede dün akşam saatlerinde haber çıkmadan saatler önce bir açıklama yaptı. Sayfasında evet bir açıklama yaptı. Hadise diyor ki "bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara, susmayın ben de susmayacağım" diyor ve yaşadıklarını şöyle anlatıyor. 1,5 senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım. Kaç kere kürtaj yaptırdım. Bu insanlara göre metres oldum. Bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Artık bundan sonra tüm kadınlara, Adalet Bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma tecavüz. Bu tecavüzün durması için savaşacağım. Siz kimsiniz? Allah mısınız? Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok diyor hadise ve reklama gidiyoruz. Reklam. Yılların tiyatrocusu Yalçın Özden'in bir oyunu var. Zıt Kardeşler Firarda. Şu anda da ekrana da geliyor. İzliyorsunuz. Evet izliyorum. Nasıl bir oyun? Oyun bir kaçıp kovalama şeklinde geçiyor. Bu yüzden de Zıt Kardeşler türlü mekanlarda değişik karakterlere, tiplere bürünüyorlar. Yakalanmamak için. Evet, her defasında da yakalanıyorlar. Finalde güzel bir şekilde bitiyor. İşte yapımcılara da buradan sesleniyorsunuz. Tipten tipe girebiliyorum tipe, yani. Tabii. Onlar onu bilirler de işte şey var ya bunlarda bir saplantı var. Abi bir aktör her şeyi oynar. Evet. Böyle şey yok ya. Tabii ters köşe yapınca evet. insanı şaşırtıyor. Bir de dikkat çektiniz mi? Dikkatinizi çekti mi? Hep aynı tipler dönüşümlü olarak tip değiştirerek diziden diziye geçiyorlar. Bir de, evet, hiç mola da vermiyorlar. Evet evet. Onları eskiden nasıl gençler bunu yapardı. Şimdi usta dediğimiz evet, oyuncular ya. Yapmaya başladı. Evet. Onu bir dizide görüyorsun ekranda, dijital platformda evet, başka bir dizide görüyorsun. Başka yok hiçbir şey değiştirmiyor. Saç aynı. Yalçın Bey saçı yok. Hani belki ödeyeceği taksitleri hayatının getirdiği bir takım şeyler falan o taksidi de bu dizi yatırımları da var. Reklamlarda görüyorsun. Onlarla ödeyeyim falan derken. Biz de Anadolu'nun en ücra köşelerine gidiyoruz.
Bize işte ulaştıkları zaman gidiyoruz, biz onlara ulaşıyoruz. İstedikleri zaman ulaşabilirler sosyal medyadan. Evet, ne bir güzel. De oynarız hem çocuk hem yetişkin. Ne güzel. Oynarız. Ne kadar değerli. Hem çocukları şey mutlu ederiz, hem yetişkinleri mutlu ederiz. Evet, harikasınız. Yani. Stres kovar bir enerjiniz var, biliyor musunuz? Bir rahatlattınız böyle. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir gün dedim ki somurtuk bir poz vereyim. Yeni bu. Evet. Tam Facebook'ta şöyle. Anam bir mesaj, bir mesaj. Canınız bir şey mı sıkkın? Oldu? Hasta mısınız? Kavga bir şey mi oldu? Ya dedim bu poz dedim işte oyuncular. Hayır, biz sizi gülerken görmeye alıştık. Aynen öyle. Evet. Hep gülün, hep de güldürün. Güzel ve çok teşekkür oldu. Ediyoruz geldiğiniz için. Bizlerle birlikte olduğunuz için. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.